Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere havuzdaki yavruları akvaryuma aldım ve bunun üzerine dişi kılıç doğurdu. Akvaryumda artık fazlasıyla yavru var. Şu anda yaklaşık 280 adet bu akvaryumda balık var. Bu arada videoya başlamadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Bakalım kaç like gelecek. Artık like'lar artmaya başladı. Attığınız like'lar için çok teşekkür ederim. Videoya başlamadan şimdi bir yem vereceğim. Akşam yemlemesini yapmamıştım. İlk önce dipteki balıklar için vereceğim. Sonra yavruları size göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Gerçekten yavrular çok güzel olmuş. Bunu görebiliyorum. Bu dişi kılıcın doğurduğu yavrular 121 adet olması lazım. Onlar da aynı akvaryumda kalıyorlar. Şimdi bakın. Bu sarı kuyruklular Lepistes yavrusu. Önce bir sonraki akvaryumdaki yani diğer akvaryumda duran Lepisteslerin yavruları. Şöyle gösterebilecek miyim bilmiyorum ama ışık ters vurduğu için karanlık gözüküyor. Evet, şöyle daha güzel. Kuyrukları bunların da sarı. İçinde dişi erkek karışık. Demek ki arkadaşlar safkan bir balık. Ben yerli diye onu tabir etmek istemiyorum. Yavruları da sarı çıkıyor. Bakın dişi şu. Benekli olan erkek. Bunun bir beneği var sadece. Diğerleri sapsarı arkadaşlar. Benim gözümde yetişkin yani özel ırk bir Lepistes çifti. Burada kuyruğu yaralı, darbeli HP White erkeğimiz var. Diğer balıklar tarafından saldırıya uğradı. Onu da buraya saldım. Ve ilk batım kılıç yavrularım. Mesela şu aralarının en değişik şu. Bakın bunun da rengi gerçekten güzel. Maşallahlarınızı eksik etmeyin. Bu turuncu olanlar hep kılıç yavrusu arkadaşlar. Bunları da bir hafta içinde ana akvaryuma salacağım. Anne babasıyla birlikte aynı akvaryumda yaşasınlar. Çünkü bayağı boylanmışlar havuzda. Çok kıpır kıpır oldukları için pek telefonla odaklayamıyorum. Bunlar da aynı şekilde dişi erkek karışık. Ama erkekleri henüz tam belirgin değil. Biraz daha boylandıkları zaman alttaki kılıçları da çıkar. O zaman daha güzel olur. Şöyle uzaktan çekeyim. Evet, bakın sağ tarafta turuncu olanlar kılıç. Molly yavrusu da var. Balon Molly yavrusu. Tabi henüz safkan Molly, balon Molly mi bilmiyorum ama sonuç olarak Molly yavrusu. İnşallah şu erkek çıkar. Dişi de çıkabilir ama erkek çıkmasını isterim. Bakalım nasıl olacak. Büyüdükçe renklenecek mi renklenmeyecek mi bilmiyorum. Bunu büyüyünce göreceğiz. Bakalım burada besliyoruz. Şimdi ses yapmasın diye pipo filtreyi kapattım. Evet bakın. Sapsarı kuyruklu bir Lepistes yavrusu. Şu anda suyun üstü. Yavru kaynıyor. Çöpçülerde biraz sıkıntı var. Mesela şu bugün rahatsızlandı. Ölü gibi suyun üstünde kalıyor böyle. Ama sonra dibe gidiyor. Hava kesesi gibi bir problem var. Bilmiyorum artık bu çöpçülerde bir sıkıntı yaratmaya başladı bana. Sonuç olarak bu yaşlı bir balık. Bakın durduğu zaman suyun üstüne istemsizce çıkıyor. Bir rahatsızlığı var ama bilmiyorum. Bu da bu kuyruğunda sıkıntı olan rahatsızlanan erkek. Bunu ilaç tedavisi uygulamıştık. Kuyruğu bakın geçmeye başladı. Bununla ilgili bir video çekmiştim.
O videoyu izlediyseniz kuyruğu kıpkırmızıydı. Ama artık geçti. Buradaki vatozları ve diğer balıkları anakvaryuma aldım. Vatoz olarak bu boyutta bir balık kaldı. Şöyle size yavruları göstereyim. Havuzda hiç gösteremiyordum. Onları da burada da gösteremiyoruz. Çok hareketliler. Havuzdan geldiği için bayağı bir yabaniler. Maşallah renkleri falan çok güzel. Şu anda yukarıya attığım yemleri yiyorlar. Şöyle bakın bir tane de Molly yavrusu var. Rengi beyaz. Tabi beyazları kamera odaklamıyor ama şöyle yapabilirim en azından. Bu da gerçekten güzel olacak. İnşallah erkek çıkar. Bembeyaz. Hiçbir beneği falan yok. Ama sanırım o da erkek çıkıyor. Biraz daha büyüdü mü kesin net belli olur. Bakın bir de burada bir önceki batım kılıç yavrusu var. Bu da büyüdüğü zaman buradaki balıklara benzeyecek. Şu anda yavru. Aynı şekilde buradaki en son dişinin doğurduğu kılıç yavruları da bu şekilde kırmızı olacak. Çünkü anne babası da kırmızı. Gerçi anne baba kırmızı olmasına karşın şöyle bir yavrular da çıktı. Klasik renkli. Sadece üst yüzgecinde kırmızılık var. Bunlar da değişik olacak. Büyüdükleri zaman göreceğiz. Onlardan 2-3 tane var. Bakalım nasıl olacaklar. Bakın bir de Molly yavrusu daha. Kafası turuncu. Gövdesi siyah. Bunlar da güzel olacak. Bakalım büyüyorlar burada. Dediğim gibi bu akvaryum bir yavru akvaryum olacak. Balıkların yavrularını buraya salıp burada boylandıracağım. Bir hafta sonra da şuradaki mesela şu ekranda görmüş olduğunuz kılıç yavrularını ana akvaryuma salacağım. Çünkü bunlar burada kaldığı sürece buradaki yavrulara sıkıntı çıkarabilir. Kuyruklarında sıkıntı yaratabilirler. Saldırabilirler. Büyüyenleri oraya atacağım. Hem orada yetişkin balıklarla dursunlar. Akvaryumda balık sayısı az ve litre hacmi yüksek olduğu için buradan daha hızlı boylanırlar. Aynı şekilde 2 hafta sonra da buradaki Lepistes yavrularını oraya atacağım. O zaman burada boylanırlar. Ama buradaki Happy White'ı atmayıp düşünmüyorum. Çünkü orada bir sıkıntı yarattılar. Artık hangisi kuyruğunu yedi bilmiyorum ama balık ölümden döndü yani. Hiç kuyruğu yoktu. Burada en azından bir kendine geldi, toparlandı. Şöyle vatoz yavrularımıza gösterelim. Mesela bu sakat bir yavru. Omurgada bir problem var. Şu gibi düz değil, yamuk bir omurgası var. Ama yaşıyor. Sağlığında bir yani yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Sadece bir omurgasında sıkıntı var. Bu çok çok önceden de böyleydi. Ölür diye tahmin etmiştim ama ölmedi. Bu boya geldi. Öleceğini de zannetmiyorum. Maşallah gayet iyiler. Buradaki çöpçü yavruları ne ara bu kadar büyüdü bilmiyorum ama karıştırmaya başladım. Ana damızlık yani bunların anne babasıyla daha çok babasıyla karıştırmaya başladım. Hemen hemen onun boyuna geldiler. Baya hemen boylandılar. Bu biliyorsunuz bunların yumurtasından çıkıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra çok minicik bir yavru halinde çıkıyorlar. Gerçekten o boydan bu boya gelmesi gerçekten mucize. Zaten bir hafta
bir yem yiyemiyor. Çünkü onun yiyebileceği boyutta bir yem vermeniz gerekiyor. Elimde de o boyutta bir yem olmadığı için besleyemiyordum. Ama bir iki haftadan sonra en azından yem yiyebilecek bir boya geliyordu. O zaman artık hemen boylanıyordu. Bakalım bu sene çöpçü üretim yapacağız mı bilmiyorum. Çünkü çöpçülerde bir sıkıntı çıkmaya başladı. Bilmiyorum, belki geçer ama inşallah ölmezler. Bakalım bu kılıç bölgeleri ne zaman çıkacak? Hangi aydan sonra çıkacak? Bakalım. Ben ilk defa kılıç üretmeye başladım. Tabii önceden besledim ama hiç bu kadar yavruyla birlikte büyütmemiştim. Bu kılıçları kaç aydan sonra çıkıyor bilmiyorum. Bunları hep birlikte göreceğiz. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu akvaryumda yavru akvaryumu yapıp bütün yavruları buraya saldım. Hem havuzu boşalttım. Kış geldiği için balıklar orada yaşayamayacağından dolayı boşaltmak zorunda kaldım. Havalar sıcak olsaydı ellemeyecektim ama bunlar bir ay daha kalsa orada soğuktan ölebilirdi. Bakalım, burada büyütmeye devam ediyoruz. Yaz gelince tekrar havuza salacağım. Yaz gelesiye kadar kış boyu bu akvaryumda kalacaklar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.